Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoşgeldiniz. Bugün 6 Nisan 2022. 6 Nisan olması hasebiyle beğenimizde mutlaka bir 6 yer alsın. Ama 600 olur ama 6000 olur. 6000 zannetmiyorum. Bir 600 olabilir. Ne bileyim bugünkü videoların hepsinde bir 6'yı görsek... Yani ne bileyim 566 da olabilir, 366 da olabilir. Ya <laughs> 6'yı görelim istiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok şey istemiyorum inşallah. Fenerbahçe duyumları. Geldik duyumlar kısmına. En merak edilen, kanalımızın belki de en sükseli kısmı burası. Çünkü e, kanalımızın has özelliği aslında duyum vermemiz. Yani duyum vermek derken elimizden geldiğince duyum aktarma diyelim. Çünkü duyum İşi sıkıntılı bir iş. Çok sıkıntılı bir süreç. Yani 10 tane doğru duyum verirsiniz, bir tane yanlış duyum verirsiniz. Adınız yanlış duyum veriyor olur. 999 tane doğru verirsiniz, bir tane yanlış verirsiniz. Adınız bak burada yanıldı olur. Duyum işi sıkıntılı ama elimizden gelince aktarmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'den Vedat Muriçi sürprizi diyor. Vedat Muriçi'nin Türkiye hayali gerçekleşiyor. Mallorca'da son haftalarda yokları oynayan Muriçi Fenerbahçe ile dirsek temasına geçti. Yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. İspanya'daki kariyeri müthiş başladı. Ama ilk 3 haftada 2 gol 1 asistle La Liga'da ayın futbolcu adaylar arasında gösterildi. Ancak 6 haftada bir anda tepe taklak oldu. Tüm maçlarda 90 dakika giydi ama gol sevinci yaşayamadı. İspanyol basınındaki haberlere göre ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca, Vedat Muriçi'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama karar aldı. Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriçi İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor. Fenerbahçe ile anlaştı, gözler Lazio'da demiş. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin anlaşmasına gerek yok. Vedat gel, gelir. Vedat gel, gelir yani bu çok basit bir şey. İş Lazio kısmı sadece. Bir gün Türkiye'ye geri döneceğim diyordu. Şimdi Fenerbahçe'de gözler Lazio'ya çevrildi diyor. Yani Lazio ile el sıkışırsa yeni teknik tekten onay vermesi halinde Vedat için gelecek sezon kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönecek demiş. Ben merak ediyorum şimdi Mergin Berişe var, Serdar Dursun var. Ee, bunlar varken Vedat gelir mi? Yani üçü de aynı tip forvet tutulur mu? Bence tutulmaz. Aklımda bir şey var. Şimdi Berişa böyle inanılmaz bir sezon falan gerçekleştirse. Berişa'yı böyle hani ne bileyim 5'e almışız ya öyle söylüyorlar. 15'e falan satabilseydik şimdi 10 milyon euro kar elde etmiş olacaktık. Vedat'ı da şöyle 4'e 5'e çekebilsek mesela bence yine bir kar elde etmiş olurduk ama bilmiyorum nasıl olur. Şimdi Vedat'ın Fenerbahçe karnesi çok ilginç. 32 maçta 15 gol, 6 asistlik bir performans. Ve 27 yaşındaki Kosovalı golcüyle hani bir sezon sonra Fenerbahçe 19.92'ye satmıştım. Bu kadar düşüş Hayır alamet değil. Ha Vedat'ı Fenerbahçe alsa iş yapar mı? Yapar ama şu an için beklemiyorum. Fenerbahçe'de ee, şok ayrılık resmen açıklandı. Yani şok ayrılık resmen açıklandı. 34 yaşındaki İranlı voleybolcu Muhammed Musavi ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe 7'yi sigorta erkek voleybol takımında İranlı oyuncu Seyed Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı. İşte detaylar. Sarılağaciverti kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki orta oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyurdu. Yani 34 yaşındaki oyuncu feshedildi. Başlığa mesela bunu koysam süper ilgi alır. Ama e, yani voleybolcu olduğu için hiçbirinizin umurunda olmaz diye düşünüyorum. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi. Bence bu umrunuzda olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu haber komplike bir haber. Bu haberde dikkat etmeniz gereken çok fazla yer var. Videonun bu kısmını çok çok dikkatli izleyin. Şimdi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Kanalımızın da bu arada etiketlerinden birisidir. Mesela YouTube'a Kadıköy Sokak yazıp arattırın arkadaşlar. Direkt kanalımız çıkıyor. Çok güzel. Müthiş aramışsınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. YouTube'a Mustafa Hoca yazıp arattırın. Direkt kanalımız çıkıyor. YouTube'a Mustafa Hoca Fenerbahçe yazın. Direkt kanalımız çıkıyor. Yani e, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu aramalarınızı sıkça yapabilirsiniz. Arada sırada yapabilirsiniz. Başka cihazlardan yapabilirsiniz. Yani Fenerbahçe yazar yazmaz. Keşke bizim kanalımız çıksa o zaman uçarız. Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Sallacivertler. Bu arada eğer benim şu anki duyumlarım gerçekleşirse yazın gerçekten de aranılan tek kanal bizim kanal olabilir. Çünkü bana gelen duyumlar dehşetül vahşet. Hatta sadece vahşet. Dehşeti falan geçtim. Neyse Fenerbahçe'nin Yıldızlarla dolu transfer listesi diyor. Başkan Ali Koç yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon şampiyonluk, işte kupasız geçen yıllar listedeki isimler tek tek. Bir Marcelo. Novak'la yolları ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe Marcelo'yu getirmeyi düşünüyor demiş. Arkadaşlar bakın çok şükür kanalımızın takipçi kitlesi ya çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. İzleyin. Şu an şu videoyu izleyen arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yani uzun yıllar sonra takipçi kitlemin ya da video izleyen kitlenin hemen hemen yüzde %90 ile aynı noktada buluştuk. Ya ben çok mutluyum ya. Çok mutluyum ya. yüzde %90'ınızla aynı şey şeyde aynı paralelde gidiyoruz ya. Ben diyorum ki ya Marcelo'nun macera olur. 34 yaşına gelmiş oynamıyor, etmiyor. İsteyeceği para en az 3-4 milyon euro biz veremeyiz. Hani yıldız alacağız edeceğiz diye saçmalamanın lüzumu yok. Oynadığı dönemde alsaydın sıkıntı değildi. Yani yeni bir Roberto Carlos şu bu derdin. Ama artık iş yapmaz. Bize mesela Conan gibi mesela Conan'ı Eren Elmalı'yı çek. Conan'ın sözleşme bitiyor. Eren'e de takasla makasla bir şeyler ver. Bedava ikisini getir. Konon'a vereceğin yıllık ücret 1.3 falan olur. Eren'e vereceğin ücret 700 bin euro olur. 2 milyon euroya iki futbolcu almış olursun. Birisi genç Türk milli takımının potansiyelli oyuncusu. Diğeri de tecrübeli. O da Fildiş sahilinin futbolcusu. Bak 2 milyon euroya. Hadi Eren'e de 2.5 milyon euro bonservis verelim. 4.5 milyon euro. Bir yıllığına 4.5 milyon euroya iki tane babalar gibi futbolcu almış olursun. Diyorum ve çok kişi de katılıyor. Size teşekkürlerimi sunuyorum. Kaan Ayhan, ısrarla söylüyorum Kaan Ayhan'a bizim ilgimiz yok. Trabzonspor alacak arkadaşlar. Trabzonspor duyumu da vermiş olayım. Yani bizden ilgisi yok Kaan Ayhan'ın. Mert Müldür, evet Fenerbahçe sahabeke takviye yapmak istiyor. Satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunacağız ama ben kabul edeceklerini zannetmiyorum. Bilginiz olsun. Christian Pavon. Fenerbahçe kanadı güçlendirmek istiyor. Pavon listemizdeki bir isim. Ancak Pavon konusunda üzüntülü duyumları daha önce vermiştim hatırlatırım. Evet Boca ile sözleşmesi bitiyor ama Brezilya takımlarından birisiyle hemen hemen anlaştı diyebilirim. Luis Suarez. Şimdi Mustafa Hoca'nın fanları var. Kadıköy sokaktan beri yani Facebook'ta Kadıköy sokaktan beri. O fanlar beni çok iyi tanıyorlar. Luis Suarez dediğim zaman bende akan suların durduğunu çok iyi biliyorlar. Yaşı kaç olursa olsun Luis Suarez'e hayır demeyeceğimi iyi biliyorlar. Atletico Madrid yönetiminde bir dostum var. Dostuma dedim ki eğer Luis Suarez Fenerbahçe'ye gelecek olur. Sen bu duyumu benden saklarsan sana yazıklar olsun. Yani sana yazıklar olsun. Onun verdiği tepki şu oldu. Gülücük mesajları. <laughs> gülücük mesajları. Ee, ben o gülücük mesajlarından bir şey anladım ama şimdi şey diyeyim. Hani 38 maçta 13 gol 3 asist yapmış. Bize gelmez diyeyim. Luis Suarez konusunda. Hatta ee, Inter Miami'nin teklifi hazırmış. Ajax geri döndürmek istiyormuş. Brezilya'dan 3 takımın net olarak isteği varmış. Yani Avrupa'da artık sezon sonunda teklifler falan çıkmadı bile. O yüzden Fenerbahçe'ye gelmesi hayal diyeyim size ama eğer Fenerbahçe'ye gelecek olursa ve bunu kaynağım söylemezsem hepinizin huzurunda söylüyorum dünyanın en Galatasaraylı kaynağısın. Sevgili kaynağım. Cincon'lusun. Eğer bana bu duyumu vermezsen, eğer böyle bir anlaşma olur da bana vermezsen bu duyumu ilk ben duyurmazsam sana gerçekten yazıklar olsun. 100 yılın en büyük Galatasaraylısı ilan ediyorum seni. Ya buradan da ağır bir şeyi vermiş olayım ve bal üstünden kalksın. Andrea Belotti. Belotti ses getirecek bir futbolcu. Çok güzel de tepkiler aldık. Yani Suarez'in yanı sıraymış. Suarez'in yanı sıra alamazsın. Bak Belotti'nin sözleşmesi bitiyor. Alırsan dünyada sükse yaparsın. Dünyada sükse yapan bir transfer yaparsın ama Avrupa fin yok. Hani Rus takımları, Ukrayna takımları alınmayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Ya da ne bileyim işte Trabzonspor ceza falan alacak. Fenerbahçe onun yerine direkt gruplardan başlayacak falan. Böyle bir ihtimal olsa başım gözüm üstüne. Ama öbür türlü tırt. Tırt. Öbür türlü tırt. Geçiniz öbür türlü. Yani öbür türlü geçiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? ha olsa olsa o yani olsa o o yani Fenerbahçe'de Migros tribünü artık yok kuzey tribünü oldu. Anadolu Efes'in EuroLeague'de verdiği oy onlara pahalıya patladı. Stadyumun altındaki Migros'un da boşaltılması için görüşmeler başladı demiş Embitircanlar. Yani Ahmet Ercanların bu duyumu inşallah doğrudur. Ee, bir dönem Ahmet Ercanlar şeyde çok iyiydi ya. Kulüp içinde çok iyiydi. Mesela kulüp içinde şu hamile deseydi ben inanırdım bir dönem. Ama e, o o Sinan vardır Nihat Özdemir'le konuştum. 13 Süper Lig hakeminin 6 tanesi elebaşı neler olduğu ortaya çıkacak. Başakşehir'in şampiyonluğunu konusunda tedirginim. Göksel Gümüş daha açıklasın. Bu kulübün hisseleri nasıl sizin oldu? Eko Türk. Valla bunlar aynı yolun yolcusuydu diye hatırlıyorum ben. Yani çok tuhaf ya. Çok çok ilginç. Çok çok ilginç. Hani yesinler birbirlerine ete para vermesinler. Ramazan ayındayız. Oruçlarına dikkat etsinler. Evet arkadaşlar. Sonda da toparlayayım. Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi ya da sonrası çifte müjde diyeyim. İnşallah müjde sayısı 3 olur, 4 olur, 5 olur. E, çifte müjde kim? Serdar Aziz'de Altay Bayındır sanırım. E, evet. Aa, evet. E şuan eşek diyor ya ilk iki sırada bitirmek isterken Fenerbahçe diğer yandan iç transfer çalışmalarına başladı. Altay Bayındır ve Serdar Aziz'le yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştı demiş. Ben size Altay ve Serdar Aziz'in transfer görüşmelerindeki cümlelerini söylemedim değil mi? Ee, hakikaten söylemedim değil mi arkadaşlar ya? Özür diliyorum ben bu cümleleri size söylemediğim için. Altay Bayındır ve ee, Serdar Aziz'in kullandığı cümleler tamam. Tamam yani tamam cümleleri. Tamamla tamam kendi başına bir cümle oluyor ya. O cümleleri çok kullandılar. İşte ne zaman derseniz tamam, ne zaman derseniz olur, uygun. Ne diyorsanız diye. 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'la maçımız var. Derbi maçı. 6 tane genç futbolcumuza sözleşme uzattık biliyorsunuz. 6 ay Serdar'la uzatma düşüncemiz var. Şimdi yabancı kuralının tekrar değişmesi gündemdeymiş bilginiz olsun. Tekrar yabancı kuralının e, değişebilirliği kulüpleri çıldırttı. Ama şu altyapı olayı değişir bence. Altyapıdan oyuncu olayı. E, çok değişik bir olay. Şimdi 4 yıllık Altay'la sözleşme. Serdar Aziz dedi ben 2 artı 1 biliyorum ama 3 diyen var. 3 artı 1 diyen var. Ben 2 artı 1 diye biliyorum. Bilginiz olsun. Ee, belki Serdar Aziz'de de Altay'da da küçük birer imza parası olabilir. Kulübe katkılarından dolayı. Yani imza parası mahiyetinde. Sözleşme detaylarını çok bilmiyorum. Hakim değilim. Ama e, Serdar Aziz'in ki 1 milyon euronun altında diye biliyorum. TL bazında yapılacak. Altay'ınki de 13 milyon TL olabilir. Serdar Hazin'ki 15 artı bonuslarla 18'e çıkan türden olabilir. Altay'ınki 13 artı bonuslarla 15'e çıkan türden olabilir. Öyle hissediyorum yani. İçime öyle doğuyor. Bilmiyorum ne kadar doğru doğuyor. İçime böyle doğuyor. Arkadaşlar ben ne diyeyim yani içime doğan ister bu şekilde. Bakalım sonu nereye varacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz videoya ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere.